öğrencinin destek verdiği 30 olimpik sporcudan birisin sen de. Neler söylemek istersin bu projede yer aldığın için? Ben bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Çünkü böyle büyük bir şirketin böyle bir proje yapması ve amatör sporları desteklemesi bizim için çok değerli. Bize güç veriyor, motive oluyoruz. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bayağı önümüzde yıl var ama yine de sormak istiyorum. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlık sürecin nasıl gidiyor? Tokyo için zaten Rio'dan hemen sonra çalışmaya başladık. Hazırlık şu an çok güzel gidiyor. Ondan önce Avrupa Dünya Şampiyonları var. Tokyo için güzel hazırlanıyoruz yani. Çok başarılı bir sporcusun. Sence annenin katkısı nedir senin üzerinde? Benim üzerimde annemin katkısı tabii ki de çok büyük. Onun desteği olmasaydı, o yanımda olmasaydı buralara kadar gelemezdim. O yüzden aile desteği her zaman çok önemli. Peki annene bir sorum olacak. Sizce sporun Tutya'ya neler kattığını düşünüyorsunuz? Tutya spor sayesinde daha disiplinli olmayı, kendi ayaklarının üzerine durabilmeyi ve hedefini çok iyi çizebilen, yani spor bu zamanda bütün gençlerin yapması gereken, çünkü gençlerimiz işte Nadia Hanım'ın da dediği gibi iPad ellerinde, kafelerde, spor sayesinde Tutya'nın kötü alışkanlıkları yok. Ve okulundaki başarısı da onun sayesinde daha güçlü. Peki Tutya evde nasıl bir çocuk? Biz onu hep yarışlarda görüyoruz, tanıyoruz. Yani Tutya Nadia Hanım'ın dediği gibi aslında ona çok benziyor. Tutya da o bahsetti, koltukları falan mahvediyormuş, sonra annesi onu şey yapmış. Aynı Tutya da öyleydi. Koltukların tepesinde dolaşırdı. En sonunda bizim köpeklerimiz vardı. Biz de onun enerjisini sarf edebilmesi için babasıyla birlikte iki köpeğini taşıyarak Hidiv Kasrı'nın o yokuşlarından çıkarlardı. Sonra işte bir spora başlaması gerektiğini, babamız da spora çok meraklı ve her sporun başı da jimnastikle başlıyor diye hobi olarak aslında jimnastikle başladı. Sonradan atletizme devam edecekti ama oradaki gidişat, yani kendisi biraz zor başladı aslında her şeyden sonra. Ben ona Barbie bebek aldım her antrenmandan sonra. Evet, tam onu soracaktım. Sizin evet. Sayenizde biraz başlamış. Evet. Başta gitmek istemiyorum çünkü falan. Çok küçük yaştaydı. 4 yaşındaydı. Aslında daha önce götürüyordu. Eşim antrenörler dedi ki daha altında bez var, yani bu çocuk başlayamaz dediler. Ve Tutya ağlaya ağlaya gidiyordu. Biz böyle artık her seferinde ben sana bebek alacağım, Barbie bebek alacağım diye diye öyle devam etti. Sonra yani hem kendi sevdi, hem gidişat öyle, genetik yapısı ona çok uygundu. Jimnastikle devam etti. Yoksa atletizm yapacaktı. Peki anneler günü mesajı alalım senden. Hazır annen de yanımızdayken. Benim annem tabii ki benim için çok özel. Çok kıymetli ama ben bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. İyi ki varlar. Onlar olmasaydı herhalde biz de olmazdık. O yüzden hepsini çok öpüyorum buradan.